Evet, değerli dostlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Valorem Team'in düzenlediği Değer Katar Eğitimler serisinde bugün Özgür hocamızı misafir ediyoruz. Özgür Deniz Aydın. Kendisiyle ben hepsi burada da çalışırken katıldığımız ortak etkinliklerden tanışıyoruz. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu. 99 yılından bu yana dijital sektörde, dijital tarafta yer alıyor, dijital pazarlama alanında ve 2007 yılından bu yana da Google'ın eğitmenleri arasında Google'la birlikte yaptığı eğitimlerle Türkiye'nin dört bir tarafından neredeyse bir gitmediği şehir çok azdır. Sohbet etmiştik daha önce. Bütün şehirleri gezmişti o da. Bütün şehirlerde Google'la alakalı, Google'ın hizmetleriyle alakalı eğitimler verdi. Yani bugünkü sunumu Türkiye'deki en doğru kişiden dinliyor olacağız. Tabii aramızda dijital pazarlama konusunda çok uzman dostlarımız, arkadaşlarımız var bugün. Sizin de çevrenizden, bizim de çevremizden. Onlar da katıldılar, sağ olsunlar. Ama bu konuya yeni merak salan arkadaşlarımız, dostlarımız da var. Tabii içinde bulunduğumuz gündemde e-ticareti ve dijital pazarlamayı daha da ön plana çıkardı. Daha da önemli bir hale getirdi. E-ticaret pazarı da büyüyor. Muhtemelen bugün burada aramızda acaba ben işimi online'a, e-ticarete nasıl taşıyabilirim? Bunu nasıl yapabilirim? Acaba yapmalı mıyım gibi soru işareti olan dostlarımız da muhtemelen şu anda toplantıdadır diye düşünüyorum. Bunların hepsinin cevabını bugün bu toplantıda buluyor olacağız. Mutlaka soracağımız sorular olursa bunları not alalım değerli dostlarımız. Toplantının sonunda Özgür hocamızdan söz aldık. Hemen göndermeyeceğiz. Sorularımızı soracağız. Hatta sohbet eşliğinde de yapabiliriz. Mikrofonlarınızı açıp sizin de soru sormanızı sağlayabiliyor olacağız. Bu Değer Katan Eğitimler serimiz yaklaşık 10 gündür çok büyük bir hızla devam ediyor. Alanında uzman bir sürü dostumuzu misafir ettik. Eğer daha önceki eğitimlerimize katılmak isterseniz buradaki YouTube kanalımıza abone olup daha önceki Değer Katan Eğitimler serisine ulaşabilirsiniz diyoruz. Şimdi bugün dijital dünya için çok önemli konuları masaya yatırıyor olacağız ve e-ticaret için. Buradaki bütün arkadaşlarımız adına Özgür Hocam size çok teşekkür ederiz. Bize değerli vaktinizi ayırdınız. Ben de notlarımı alacağım. Çok keyifli bir eğitim, çok keyifli bir sunum olacak eminim. Sorularımızı da sonrasında size yöneltiyor olacağız. Ben tekrar teşekkür ediyorum ve sözü size bırakıyorum Özgür Hocam. Çok sağ olun. Ziya, ben de teşekkür ediyorum. Hem biraz kızartan girişinden dolayı beni tanıtırken, hem de bu şeyleri, seansları organize ettiğin ve beni de davet ettiğin için. Dönem faydalı olma dönemi. Zaten biz hep öyle, biliyorsun. Seninle ya etkinliklerde karşılaşıyoruz veya havaalanlarında. Her zaman o kadar kolay olmuyor. Bir taraftan işte gündelik işler var, bir taraftan ev var, çocuklar var falan. Bir taraftan ama işte bildiklerimizi aktarmaya çalışıyoruz insanlara. Umuyorum hani faydalı da olabilmişizdir bu geçen zaman içinde. Ama şu an tabii bu böyle oturumlar, buluşmalar çok çok önemli. Tekrar ben teşekkür ediyorum. Hem yani genel olarak bütün bu hani yaptığın işler için, hem de bugün bana da zaman ayırdığın için. Şöyle ekranımı da bir paylaşayım. Olacak. Bunun modunu da başlatalım. Bir her şey yolunda mı diye sorayım. Oldu mu? Gözüküyor. Tamam, harika. Şimdi bir de şey, süre olarak total ne kadar kullanabiliyoruz, bir sınırımız var mı onu sorayım sana. Toplamda böyle 50 dakika sunuma, sonra da 15-20 dakika, hatta konunun önemine göre de uzayan bir soru cevaba vakit ayırabiliyoruz hocam. Sizin de Tamam, takviminiz süper. Ben de tam planımı zaten bu şekilde yaptım. Yani biraz sorularla genişleyebilir bir şekilde, ama yaklaşık yarım saat 40 dakikalık bir sunum materyali şey yaptım, hazırladım. Hem bunların üzerine sorular alabiliriz, hem de hani bunların dışında da tabii sorular olabilir. Çünkü ben e-ticarette biraz daha odaklı bir hazırlık yaptım, ama tabii ki e-ticaret dışı da konuşabiliriz. Veya aktif olmaya olma aşamasındaki reklam verenlere yönelik biraz daha taktikler vereceğim. Ama hani biz bu işe nasıl gireriz? Bu sektör ilgimi çekiyor. Yeni başlayacağım. Ne yapmam lazım? Veya kendimiz yönetebilir miyiz? Nereden destek almalıyız gibi sorular olursa, yani daha genele yönelik, onları da mutlaka şey yaparız, konuşabiliriz.
Bir kısa kendimi tanıtayım. Sen bayağı koltuk kabartan bir giriş yaptın ama. Ziya'nın söylediği gibi dinozorlar familyasından, dijital dünyadaki. Bilgisayar mühendisiyim ben. İşte ondan öncesi de matematikçi, liseyi matematikçi, üniversiteyi bilgisayar mühendisi geçirip ondan sonra gittikçe daha sosyalleşe reklamcılık eğitimi vermeye kadar devam ettim. 2003'ten bu yana Google reklamcılık ürünlerini kullanıyorum. 2007'den bu yana da senin de söylediğin gibi eğitim veriyorum. Google Türkiye'nin işte Türkiye'de ilk resmi eğitimleri açtığı ve yapmaya başladığı dönemden bu yana Google'ın da kendi resmi eğitimlerinde görev alıyorum. Bir taraftan da tabii kendim de dijital pazarlama eğitimleri açıyorum, organize ediyorum. Bir taraftan da yürüttüğüm tabii danışmanlık işleri var. Google'la da beraber işte yıllardır hem özellikle hani ajans geliştirme ve uzman yetiştirme projelerinde, partner programında hem de hani her yıl strateji nereye yönelik oluyorsa o alanda beraber ortak çalışmalar yürütüyoruz. İşte birçok etkinlikte İstanbul'da veya İstanbul dışında ben de Google adına, Google ekibiyle beraber veya katılıyorum ve naçizane faydalı olmaya çalışıyorum. Tabii bir sürü sektörden, bir sürü firmayla çalışma şansı oldu veya işte bu etkinliklerde zaten bazen sektörlere yönelik çalışıyoruz. Özellikle işte e-ticaret, sağlık sektörü, eğitim sektörü, son yıllarda değil ama gayrimenkul sektörü. Bu sektörlerde hani birçok buluşma yapma şansımız da oldu. Şimdi ufak ufak geçelim artık kısa bir tanışmadan sonra. Şimdi bir kere çok yani belirsizliklerin çok yüksek olduğu bir dönem. Yani şimdi bu kriz dönemi evet. Ama kriz deyince hemen işte aklınıza ilk gelen atasözleri ve deyimler arasında krizi fırsata çevirmek var. Doğru, olası fırsat noktaları var ama açıkçası başka krizlere de birçok açıdan çok benzemiyor. Yani ben işte 99'da mezun olmuştum. Kısa bir master ve asistanlık sürecinden sonra 99'un sonu 2000'in başı iki arkadaşımla beraber bir dijital ajans kurmuştum. Yani girişimcilikle başladım. Nur topu gibi bir krizimiz oldu 1-1,5 yıl sonra. Orada tabii bir hani söyle adını bir iş sahibi olarak bir kriz yaşadım. 2008-2009 görece biraz daha hani hafif sayılabilir. Orada da benim askerde olduğum alsaylık döneme denk geldi. Ama işte askere giderken ki bıraktığım durumla askerden döndüğümde bulduğum durum çok farklıydı. Ama neticede pivot etme veya dümeni kırma noktalarınız yine biraz daha çeşitli oluyordu. En basitinden şöyle konuşalım. Mesela iç piyasa iyi değil diyelim. Dış piyasada işte şey yapabilirsiniz. Yani hizmet alanınız eğer el veriyorsa veya sattığınız ürünler dış piyasada bir alan bulabilirsiniz. Hatta çok daha karlı olabilirsiniz. Mesela e-ticaret deyince de son 2 yıldır özellikle e-ihracat çok konuşuyoruz. Başka sektörler için de tabii işte dış pazarlar odakta. Şimdi bu korona krizinde dış pazar diye bir şey de yok. Yani bizim işte ana pazarımız, coğrafi yakınlık, kültürel yakınlık, bir Avrupa ve Avrupa Birliği pazarı, bir de Orta Doğu pazarı. Şimdi seyahat olamazken veya işte tamam mal ticareti için belki o kadar fazla hani durmuyor. Hani şey gibi ne bileyim, sağlık krizi gibi değil. Ama yine de tabii çıkış kaçış noktaları biraz daha sınırlanıyor. Yine de şunu söylemek lazım. Bu tip dönemler dönüşümün, değişimin hızlanacağı dönemler. Ve her zaman tabii adaptasyonu güçlü olan firmaların ve kişilerin görece daha avantajlı çıkacağı bir ortam var. Yani değişim dönüşüm hep var. Özellikle bizim dijital sektörde. Ama tren çok daha hızlanıyor tabii böyle durumlarda. Hepimizin yaptığı işe ve iş yapış yöntemlerine tekrar bakmak lazım. İşte normalde Ziya bizim çok seyahat edip şehir dışı etkinlik yaptığımız aylar bu aylar biliyorsun. Ama şimdi sen ne yaptın mesela? Durmanın anlamı yok dedin. Sen işte bu seriyi başlattın. Mesela ben de eğitim işlerinde işte kapalı kurum eğitimlerine öncelik ve önem verirken ben de daha online formatlara kaydırmak durumundayım.
Şimdi tabii bazı işler, sektörler buna daha uygun. Eğitimi kaydırabilirsin. Özellikle hani bunun gibi eğitimleri kaydırabilirsin. İşte adapte etmen lazım. İşte bütün gün bir eğitim koyamazsın veya yarım gün. Bir saat, 45 dakika böyle dilimlere koyman lazım. Belli teknolojileri kullanman lazım. Ama sonuçta bunları çözersen yaparsın. Ama bakıyorum yani daha böyle girişimci ruha sahip çevremizdeki hani firmalardan, arkadaşlarımızdan hakikaten bu adaptasyonu daha hızlı yapanlar var. Biraz e-ticaret dışı da örnek vereyim. İşte CNR firmasında bir arkadaşım, müdür. Onlar mesela sanal fuar konusuna şimdi eğilmiş durumdalar. Beni hani sosyal tarafıyla da tanıyanlar vardır ama ben hani bu dijital pazarlama işleri dışında biraz hobili bir adamım. Dalış yapıyorum. Dalış eğitmenliği de var mesela. Orada da işte bizim dalış kulübü şimdi eğitimlerin teorik tarafını ücretsiz olarak online'a taşımaya karar verdi. Tabii hani işler hafifler ve dalış da yapabilir olursak birkaç ay sonra o zaman bunları hani eğitimin diğer modüllerini de tamamlayarak sertifikalandırma şansı olacak. Ama ya hani oturacağız bekleyeceğiz veya elimizden geleni yapacağız. Açıkçası ikincisini seçmek tabii ki lazım. Şimdi e-ticaret bazında bakarsak, yani şimdi şey tabii hep konuşuluyor. Hangi sektörler işte çok zarar gördü, hangisi az zarar gördü, hangisi iyi oldu. Bir kere kimseye iyi olmadı, iyi olma şansı yok. Çünkü bu iş bir zincir. Neticede bize de işte şey diyorlar, siz zaten işte uzaktan çalışıyorsunuz, çok etkilenmedi. Tamam ama sonuçta bizim de müşterilerimiz etkileniyorsa etkileniyoruz. Bu dolayısıyla zincirleme böyle ve zorlukları herkes, hepimiz yaşayacak. Ama tabii bir taraftan da işte bazı sektörler için veya sektör içi segmentler için hızlı gelişim veya fırsat pencereleri oluşuyor. E-ticaret de onlardan biri. Yani ilk bakışta e-ticaret için iyi oldu gibi gözüküyor. Ama e-ticaretin de tabii içinde veya perakendenin içinde segmentler var. Örneğin gıda tarafında tabii ki çok ciddi bir hareketlenme, ivmelenme oldu. İşte bana bir gibi, getir gibi servisler için tabii ki çok böyle hızlı bir, zaten hızlı büyüyorlardı, nazar değmesin. Daha da işler hızlandı. Bizim mahalle bakkalı da belki memnun, bilmiyorum. Onlar da sağ olsun eve gönderiyorlar. Ama mesela işte giyim perakendesine baktığınız zaman o kadar toz pembe bir tablo yok. Ha, bu arada belki şey oluyor. İnternetteki hacim artıyor. E-ticaret hacmi belki iki katına çıkıyor. Ama adamın aynı zamanda 20 tane veya 100 tane mağazası varsa ve işletmenin geneli problem yaşıyorsa o zaman tabii işte e-ticaret 5 katına çıktı diye sevinmek çok sağlıklı değil. Ha, ama tabii ne var? Bu e-ticaret tarafına kaydırma şansınız varsa hızlı bir şekilde operasyonu ve tüketicinin işte ihtiyacı olan aradığı faktörleri de devreye sokabiliyorsanız ki işte tedariği zamanında yapabilmek, çünkü bir de talep edilen mallar var, stok kalmadı durumları olabiliyor. Onları aşabilirseniz eğer mesela işte şimdi buharlı temizlik çok revaçta. Benim de bir arkadaşım işte temizlik ürünleri, süpürgeler satıyor. Yani ısı ile virüs öyle mücadele edebildiğiniz için bakıyorsunuz mesela 4-5 katına çıkan şeyler var. Aranın trendleri var. Ama stoğunuz varsa tabii bu sizin için önemli. Veya işte hepimiz eve de kargo geliyor. Onun hijyenik olup olmadığı konusunda işte ki sizin de önce bu haftanın öncesinde yaptığınız oturumlardan biri bununla alakalı. Bence çok doğru bir nokta. Ve tabii burada dijital dönüşüm adına da yapılabilecekler var. En basitinden şunu söyleyeyim. Mesela hepimizin, ben de dahil, beklettiğimiz bazı kendi işlerimiz var. İşte sistemi yenilemem lazım veya sistemi genişletmem lazım. Sosyal medyaya daha iyi işte el atmam lazım. İşte bir katalog aslında yapsam iyi olur falan dediğimiz ama böyle günlük koşturmacanın içinde ötelediğimiz şeyler var. Bunu mesela yapmak adına iyi bir dönem. Onun dışında operasyonel dönüşüm, yani bir süre daha işler uzaktan yürüyecek, o da çok belli. Mümkün olduğunca evden çıkmamaya veya çok hani kalabalık yerlere en azından gitmemeye çalışacağız.
Dolayısıyla işte perakende yine konuşacaksak, işte e-ticaretteki deneyimi, mesela mağazadaki o işte bilgilendirici veya destekleyici unsurlarla beraber belki biraz beslemek lazım. Bir de son olarak hani bu dönemde mutlaka yani yapmanızı tavsiye ettiğim iletişime ve ilişkilere yatırım yapmak. Bazen bunu da işte o gündelik koşturmacalarda unutuyoruz. Gerek bunu hani sosyal olarak arkadaşlar ve aile için de söylüyorum. Ama iş ilişkileri için de söylüyorum. Yani bir hal hatır sormak, bir destek olabileceğim bir şey var mı demek de bence bu tip dönemlerde önemli. Bunu da hem insani olarak hem de işte ticari olarak gözden kaçırmamayı açıkçası tavsiye ediyorum. Şimdi biraz neler arttı, neler azaldı, onlara bakalım isterseniz gelin. Özgür hocam, ben araya gireceğim ama kusura Tabii. bakmayın. Mikrofonunuzun kablosu takılı mı yoksa laptoptan mı geliyor sesiniz? Takılı ama şöyle yapalım. Mikrofon sorunu olabiliyor. Şu an nasıl geliyor ses? Biraz daha iyi, böyle çok daha iyi. Daha iyisi öyle yapalım. Okey. Tamam. Bazen mikrofon çok performanslı olmuyor. Teşekkürler. Şimdi bu birkaç rapor göstereceğim size. Bunları nereden alıyorum? Google'ın Trends aracından. Bu herkese açık, ücretsiz bir araç. Yani herkese açık derken mesela bazı araçlar var. Google Ads'e login olup kullandığınız ücretsiz araçlar var. Bu öyle değil. Doğrudan trends.google.com'a girerseniz hangi aramalarda veya konu başlıklarında trendin nasıl değiştiğini görebilirsiniz. Burada kelime bazında da trend alabilirsiniz. Bazen yazdığınız kelimeyi bir konuyla bağlıyor. Konu seçerseniz o konudaki kelime havuzunun tamamını dikkate alıyor. Burada gördüğünüz rapor son bir yılın arama artışı. Ama bunu isterseniz son bir ay, son üç ay, hatta son 4 saat gibi, hani son bir hafta gibi daha kısa dilimler için de bakabilirsiniz. 2005'ten bu yana veya 2004'ten bu yana arama datasını indeksliyor Google burada. Doğrudan hacim vermez ancak seçtiğiniz zaman dilimindeki en yüksek hacmi 100'e endeksler ve diğer gördüğünüz noktalar ona kıyaslı hacimdir. Dolayısıyla artış azalış trendlerini, sezonsallığı, yıldan yıla değişikliği veya son dönemdeki değişikliği gözlemlemek için iyidir. Ben size tek kelimelik grafikler göstereceğim ama 5 tane kelime veya konuya kadar da aynı grafiği alıp karşılaştırabilirsiniz. Hangi arama varyasyonlarının ve hangi coğrafyalarda aramaların yoğunlaştığını da görebilirsiniz. Bunlar Türkiye datası ama başka ülkelerde veya Türkiye'den belirli sadece illere de bakabilirsiniz. Burada sürpriz yok. Temizlik ve hijyen kategorisi fırlamış. Kazananlardan bir tanesi de tabii evde ekmek yapımı oldu. Bizim evde de bayağı iyi ekmek yapılıyor yani eşim sağ olsun iyice uzmanlaştı. Çeşitli varyasyonlarını artık deniyoruz. Hamburger ekmeği, tost ekmeği falan. Ama hakikaten kalite yükseldi burada. Tabii evde ekmek yapımı artarken bir taraftan da ekmek makinesi aramaları da artıyor. İşte bu da konunun e-ticarete yansıyan taraflarından biri. Veya işte ısıya dayanıklı ekmek kalıpları. Bunları satın almaya başlıyoruz. Son hafta biraz azalışa geçmiş. Artık herhalde ihtiyaç biraz karşılandı gibi mi bilmiyorum. Bakalım nasıl devam ettiğini göreceğiz. Ama neticede bu eve geçtiğimiz ortamda normalde ihtiyacımız olmayan bazı ihtiyaçlar ortaya çıkıyor veya artıyor. Ve bunların da yansımalarını görüyoruz. Bunlardan tabii bir kısmı temizlik ve hijyen gibi ihtiyaçtan veya gıdanın önemli bir kısmı ihtiyaçtan. Ama bazı şeyler de işte yine sağlıklı kalmanın başka taraflarında veya bir kısmı da hatta hani normal hissetme veya normal rutinimizi bir anlamda korumaya yönelik. Yani işin psikolojik tarafını da atlamayın. Dolayısıyla ihtiyaç olan şeyleri satanlar yaşadı ama diğerleri sıfırlanacak diye bir şey yok. Mesela işte cime gidemiyorsak veya sokakta koşamıyorsak evde nasıl spor yaparız'a bakıyoruz. Bu hem bir spor aletleri, ekipmanı veya kıyafeti alışverişini getiriyor. Diğer taraftan da belki işte bu spor yardımcı mobil uygulamaları veya bu yönde yayın yapan YouTube kanalları için de tabii ki bir hareketlenme oluyor. Kahve siparişi, tabii kahve içmek aslında bizim sektör için bayağı su içmek gibi bir şey biraz. Ama normalde hani bir kahve dükkanına girip alıp çıktığın kahveyi evde
hani belli bir kalitede yapmak, içmek istiyorsan bu sefer eve sipariş vermeye başlıyorsun. Bunlar tabii hep ne güzel ki online alınabilecek ürünler. Tabii mesela kafe sahipleri için e-ticarete geçelim o zaman. Nasıl e-ticaret mağazası açarım gibi hemen bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. Bunu belki yakın çevrenizden de görüyorsunuz. Veya e-ticaret sektöründe olan, işte altyapı sağlayan eğer çevreniz varsa oradan da görüyorsunuz. Mesela bir son bir aylık istatistikte yine trendden e-ticaret konusu için baktım. Burada hani böyle çok wow dedirtecek böyle bir zıplama yok, büyük bir şey yok. Ama trend datasına bakarsanız Mart ayında böyle 50 gibi bir ortalamada olan endeksin işte 80 gibi bir endekse çıktığını, bunun da %60'lık bir e-ticaretle alakalı aramalardaki artışa tekabül ettiğini görüyorsunuz. Ki biraz eğer çevreden de duyuyorsanız, mesela ben şöyle hikayeler çok duymaya başladım altyapıcı arkadaşlardan. İşte aylardır işte başladı başlayacak, karar veremiyor olan bir sürü firmanın işte hemen açabilir miyiz, kaç günde açarız, hemen başlayalım e-ticarete, hangi paket hiç önemli değil, hemen alalım, daha hızlanacaksa peşin ödeyelim falan gibi şeyler duyuyoruz. Burada mutlaka hani yapabilen işletmelerin hızlı bir şekilde e-ticarete başlama ihtiyacı ortaya çıkıyor. Şimdi çok sürpriz de değil, çünkü biraz tüketici trendini konuşalım istiyorum. Bir araştırmayı baz alacağım. Bu Google'ın Kantar'la yaptığı, TNS ile yaptığı geçen yıl bir araştırmadan birkaç grafik göstereceğim. Ama burada özellikle nasıl bir değişiklik olmasını bekleyeceğimizi de ve bu korona sonrası bu değişikliğin de ne kadar kalıcı olacağıyla ilgili biraz konuşalım diye bunları göstereceğim. Şimdi 5 perakende segmenti baz alınarak yapılmış bir araştırma bu. 2018'in son bölümünde. Ve e-ticaret davranışının veya alışveriş davranışının bu 5 fazına bakıyor. Tabii ben hani biraz az slide'la şey yapacağım, özetleyeceğim burada ve özellikle hani üzerinde konuşmak istediğim birkaç noktayı öne çıkarmak istiyorum. Araştırmaya başlama tarafında dijital çok zaten şeyde, tepede. Yani araştırmaya başlama ne demek? Hani araştırma bir süreç gibi düşünürseniz ilk adımı, yani ayağı suya ilk sokma noktası çok ağırlıklı olarak zaten perakende de dijitalde oluyor. Burada da tabii arama motoruna başvurma, Google'a başvurma, açık ara yine birinci mecra. Ama işte diğer başka dijital mecralardan da veya dijital olmayan fiziksel noktalardan da araştırmaya başlama anlamında. Yani bir mağazaya girip sordum diye de tabii araştırmaya başlama var. Ama dijital burada zaten çok güçlü. Ancak devamında biraz offline'la paylaşmaya başlıyor. Yani ürünün keşfi dediğimiz, hani detayların öğrenilmesi, detaylara hakim olunması, kıyaslanması sürecinde dijital kaynaklar yine ağırlıklı, burada yine Google bir numara. Ama bu sefer fiziksel kaynaklardan da, yani mağazaya girip bakma, mağazaya sorma veya işte telefonda danışma, arkadaşa sorma gibi offline faktörlerin de devreye girdiğini görüyoruz. Burada tabii hem online hem offline kullanma seçeneği de olduğu için iki istatistiğin toplamı yüz etmiyor. Rahat görünmüyorsa diye okuyarak da gideyim bir taraftan. Dijital kaynaklardan keşfederim diyenler %89, fiziksel kaynaklardan keşfederim diyenler %58 oranında, yani muhtemelen insanların yarıya yakını da iki kaynağı birden kullanıyor. Şimdi burada majör bir değişiklik olacak. Burası fiziksel kaynaklarla dijitalin nasıl örtüştüğünü bize sergileyen bir grafik. Lokasyon bazlı arama yapan ve sonra lokasyona gidenler mesela ciddi bir oranda. Ama mesela burada artık böyle bir şansınız hemen hemen hiç kalmadı, en azından kısa vadede. Dolayısıyla kararın artık tamamen veya tamamına yakın dijital verilmesi gerekiyor. Bu da hem bir ev ödevi çıkarıyor bana sorarsanız işletmelere, hem de bir fırsat penceresi sunuyor. Eğer siz o detaylı bilgileri veren kaynakları oluşturur ve sağlarsanız, bu ne demek? Hem işte e-ticaret sitenizde daha detaylı ürün bilgileri demek, hem de işte danışabilme imkanı demek. Belki ürünlerle ilgili daha detayları barındıran
video bazlı içerikler demek. Bunları eğer gerçekleştirebilirseniz o mağazaya artık gitmeden verilmesi gereken kararlarda öncelik kazanma şansınız olabilir. Bazı ürünlerde işte evde tanıtım gibi durumlar da oluyor ama tabii mesela bu da şimdi biraz resmin dışında. Çünkü eve de pek dışarıdan kimseyi sokmamaya çaba gösteriyoruz. Yani burada bir net değişim ortaya çıkacak. Şimdi internetten satın alma davranışına gelelim. Artık dördüncü ve beşinci bizim için en önemli noktalar. Şimdi malum e-ticaret çok büyüyor. Bu konuda işte e-ticaret araştırmaları var, işte birçok kaynağın verileri var. Ama hala tabii total perakendenin küçük bir bölümü. Ve son satın almayı nereden yaptınız diye burada da sorulduğu zaman aslında %72 offline satın alan, sadece %27'lik bir online satın alan dilim ortaya çıkıyor. Ama şimdi biraz daha cesaretlendirici birkaç rakamla burayı tamamlayalım. En az bir kere online alışveriş yaptım diyenlerin oranı çok yüksek. Yani bir hani ayak suya sokulmuş, bir hani denemesi yapılmış diyebiliriz. %81'lik bir oran burada karşımıza çıkıyor. Yani sadece %19 ben hiç online alışveriş yapmadım diyenler. Dolayısıyla bu iyi bir haber. İkincisi de online alışverişi sadece bir defa yaptım diyenler sadece %16. Yani çok daha büyük dilimler birden fazla kez, hatta artık işte 10 defadan fazla diyen %17, 6 ila 10 defa diyen %12. Yani burada artık bir online alışveriş alışkanlığından bahsedebileceğimizde zaten sağlıklı bir dilim var. Ki düşünün, bu 1-1,5 yıl önceki datalar ve şimdi tabii mecburen artık online kanallara hepimiz, yani daha hani gerek duymayanlar veya rezistansı olanlar da geçmek durumunda. Şimdi bir soru, bu geçiş olacak. Peki bu kalıcı olacak mı? Yani bir korona süreci var, bir de korona sonrası var. Şimdi benim açıkçası düşüncem şu. Artık işte açıldı restoranlar, artık mağazalar açıldı. İşte rakamlar kontrol altında, çıkabilirsiniz, işte gezebilirsiniz, alışveriş yapabilirsiniz dense bile, eğer şansımız varsa, yani eğer alternatifimiz varsa, pek gitmemeyi muhtemelen çoğumuz tercih edeceğiz. Dolayısıyla e-ticareti olan sektörlerde, segmentlerde, online olarak nitelikli bir şekilde alışveriş yapabileceğimiz segmentlerde bu online'a kayış pek kolay kolay geri dönmeyecek. Geri dönen kısmı da yani aynı miktarda olmayacak. Yani o su çekildiği zaman ciddi bir e-ticaret tortusu burada kalacak. Ve bu zaten büyüyen e-ticaret için çok ciddi bir ivmelenme sağlayacak bu. Tabii hani şu an daha ticareti fazla olan, volümlü olan sektörlerle de sınırlı kalmayacak tabii ki. Artık hani mesela giyim alışverişi düştü diyelim. Şu dönemde korona sonrası yine artacak ve tabii bu sefer yine mağazaya gitmeden artmaya başlayacak. Yani şu dönemi açıkçası hem bu adaptasyonla geçirmek lazım, hem de bundan sonra da yine online hacmin yüksek kalacağını düşünmek gerekiyor. Bu da tabii operasyonel olarak veya işte sözleşme şartları olarak aktif e-ticaretçiler için de o masaya oturma, düşünme, değiştirme penceresi getiriyor diyebiliriz. Peki, bu arada yazılı soru geliyorsa ben onları şu an görmüyorum. Sona saklayalım isterseniz ama sunumda da geriye giderek de cevaplayabiliriz şeyde, son bölümde. Şimdi biraz Google reklamcılığı tarafına geçeceğim ve biraz daha hani spesifik bazı veya hatta biraz daha teknik bazı konulardan bahsederek ilerleyeceğim. Ve ilk başta biraz otomasyondan bahsedelim. Malum işte hem Google hem işte diğer teknoloji firmaları son 2-3 yıldır özellikle otomasyondan çok bahsediyor. Ve özellikle de e-ticaret tarafında otomasyonu çok yoğun kullanıyoruz. Burada e-ticareti özellikle avantajlı kılan da bazı hani ek faktörler var. Onu da biraz açarım. Neden otomasyon? Şimdi bu reklam tarafında açık arttırmaya dayalı bir sistem var. Aslında işin temeli işte siz belirli aramalarda reklam göstermek istiyorsunuz veya belirli ürünler satıyorsunuz. Onlar da belli aramalardan tetikleniyor.
Ve siz de işte başkalarıyla, rakiplerle beraber orada kendinize bir görüntülenme penceresi, yani bir tüketicinin önüne çıkma penceresi yaratmaya çalışıyorsunuz. Ve orada ilgi çekip tıklama almaya, tıklamayı da sitenizde daha sonra satışa çevirmeye çalışıyorsunuz. Google reklamcılığında arama ağı ve alışveriş reklamları başta olmak üzere tıklama başına para ödediğiniz bir sistem var. Ama neticede önce bir görünür olmak lazım. Şimdi her aramada aynı değil. Bazı aramalarda gerçekten bir satış yapma fırsatı var. Bazılarında daha az var. Bu da tabii doğru anahtar kelimeleri seçerek bir yere kadar oluyor. Ama bazen aynı aramayı yapan çok farklı niyette kullanıcılar da olabiliyor. Her zaman bunları ayırmak çok kolay değil. Bu karar yolculuğunun hangi mecralardan ne sırada geçtiği, nasıl bir zamanla yayıldığı da değişiyor. Dolayısıyla işte eskiden pazarlama kitaplarında çok lineer bir akış anlatılırmış. Televizyonda reklam görülür. İşte birinci gerçeklik anı mağazanın rafında olur. Satın alınır. İkinci gerçeklik anı da evde kutuyu açınca olur. Bu dünya yok artık. Çok online giden bir öğrenme araştırma süreci var ama bu da işte zaman olarak ve cihazlar arası geçiş olarak çok hakikaten değişiyor. İşte mesela en büyük ön yargılardan biri şeydir. Şimdi Google reklamcılığında mesela gün saat ayarı yapabilirsiniz. Yani reklamlarımı işte akşam 10'dan sonra gösterme diyebilirsiniz mesela. Bir ön yargıyla diyebilirsiniz ki işte gece işte arama yapan adam şeydir, hani satın alma niyeti zayıftır. Ama işte pek öyle olmayabiliyor. Mesela çocukları yatırdıktan sonra ancak sipariş verebilen, hani benim gibiler de olabiliyor. Veya gece uykusu kaçanlar olabiliyor. Hiç böyle hani bir kalıba sığmıyoruz hiçbirimiz. Dolayısıyla hani bu elimizde olan karar faktörleriyle fırsat olan aramaları veya kullanıcıları ayıklamak kolay değil. Şimdi işin özünde ne var Google reklamcılığında? Arama tarafını işte konuşacak olursak. Anahtar kelimeler belirleriz ve teklifler gireriz. Yani bu aramaları yapanlara reklam göstereceğim ve tıklama başına şu kadar öderim deriz. Ondan sonra da bazı faktörlere ilişkin manuel kontrolümüz vardır. Belirli kitleler tanımlayıp o kitleler için daha düşük veya daha yüksek teklif verebiliriz. Demin bahsettiğim gibi gün ve saat bazında reklam göstermemek veya teklifin yüzdesini ayarlamak şansımız vardır. Coğrafi yere göre veya mobil cihazlar için diyelim yine teklifleri bir yere kadar oynatabiliriz. Ama bunlar da yeterli değil ve aslında arka planda onlarca hatta yüzden fazla sinyal var. Şimdi otomasyon deyince tabii Google'ın elinde veya hangi mecradan bahsediyorsanız yapay zekayı uygulayan o platformların elinde kullanıcılarla ilgili ve kullanıcı davranışla ilgili bir sürü data var. Özellikle Google'dan bahsedecek olursak dünya çapında 1 milyardan fazla tekil kullanıcısı olan 7 platformu var Google'ın. Yani arama, haritalar, YouTube, Chrome, Google Play, Android, Gmail, bunlardaki davranış patternlarını düşünecek olursanız, yani alabildiği sinyallerin gücünü, kim için, yani hangi kullanıcıda satın alma potansiyeli var, hangi kullanıcıda bu daha düşük veya daha ileri bir aşamada gerçekleşebilir, bunu iyi yorumlama şansı var. Dolayısıyla otomasyon kullandığınızda Google reklam ürünüyle beraber hedefinizi de robotun anlayabileceği bir dilde diyelim, hani şey yaparsanız, söylerseniz, onu da kampanya ayarlarıyla yapıyorsunuz. O zaman hedefinize yönelik başarıyı yakalama şansınız, yani otomatik vitesle beraber gerçekten var. Burada da belirli işte normlar var. Siz sonuçta tabii ki hepimiz her zaman satış yapmak istiyoruz. Ama bazen belli kampanyalarımız markayı görünür kılma, radara girme veya siteye trafik çekme odaklı olabilir. Belli kampanyalarımız daha doğrudan satış getirsin diye olabilir. Ve belirli teklif türleri, yani kampanya ayarlarında kullandığınız belirli teklif türleri belirli hedefler için tabii daha elverişli oluyor. Şimdi prensipte tabii e-ticaret söz konusuysa satış bazlı dönüşüm tanımlamak ve satışı maksimize etmek veya ciroyu maksimize etmek veya harcadığıma belli bir oranda gelir elde ettirecek teklifleri kullanmak daha anlamlı oluyor. Bunlar da tabii işte ne oluyor? Dönüşümü maksimuma çıkar. Hedef ROAS,
gibi teklif stratejileri oluyor. Şimdi bir kere şunu unutmamak lazım. Bütün bu stratejiler ama özellikle dönüşüme yönelik stratejiler hacim varsa daha iyi çalışıyor. Şimdi biraz daha benim gibi eski toprak olanlar bilir. Hedef EBM'yi kullanmak için bir zamanlar Google derdi ki son 30 günde en az 15 dönüşüm elde etmiş olman lazım bu kampanyada ki bu dönüşüm odaklı stratejileri aktive et. Şimdi böyle bir zorunluluk yok ama yine de makine öğrenmesi ne kadar data varsa ve ne kadar sağlıklı ve hani olağan data varsa diyelim, bunu açacağım birazdan. Çünkü korona döneminde bir faktör de bu. Yani beklenmedik değil de beklendik data, normal data varsa daha efektif bir öğrenme süreci oluyor. Yani siz artık şart olmasa da eğer kampanyanızda belli bir sayıda dönüşüm varsa, diyelim son 30 günde 50 dönüşüm, 100 dönüşüm, 200 dönüşüm alıyorsanız, o zaman tabii burada algoritmanın öğrenme süresi de daha kısa olacak veya daha makul olacak. Burada öğrenme süresini nasıl düşünebilirsiniz? Ortalamada 2 hafta gibi söyleriz. Ama mesela data bolsa 1 hafta 10 günde de sağlıklı bir öğrenme noktasına gelebilir. Data azsa daha uzun sürebilir. Veya oynama katsayısı, yani performansın oynaklığı daha az veya daha fazla olabilir. Dolayısıyla hacim konusunu göz ardı etmemek lazım. Bir de özellikle dönüşüm odaklı stratejileri kullanacaksanız kampanyalarda bunun bir altın şeyi var, formülü var aslında. Bu da hani daha teknik eğitimlerde ancak hani biraz konuşulabilen bir şey. O da şu, belli aramaları sonuçta hedefliyorsunuz. O hedeflediğiniz aramaların da işte belli bir aranma hacmi var, belli bir rekabet var ve harcayabileceğiniz zaten belirli bir para var. Eğer bütçeniz zaten bu maksimum tutardaysa veya bunun üzerindeyseniz, o zaman dönüşümleri maksimize etme veya tıklamaları maksimize etme gibi stratejiler sonuçta kaçırmayalım ne olursa olsun deyip maliyetleri daha yukarı çekebilir. Yani belirli bir bütçe sınırının olduğu, belirli bir gösterim payı sınırının olduğu, gösterim payı da reklamınızın çıkabileceği durumların yüzde kaçında reklamınız gösteriliyor şeklinde özetlenebilir. Bunun azalmasının sebebi ya teklifinizin ve kalitenizin yetersizliğinden dolayı açık arttırmada iyi bir yerde olmamanızdır veya bütçenizin sınırlanmasıdır. Yani böyle paranın çok gani gani olmadığı kampanyalarda bu teklifler daha iyi çalışır. Bir diğer önemli nokta da kampanyaları fazla bölerseniz ve kampanya bazındaki dönüşüm adedi düşerse yine verimlilik azalır. Dolayısıyla küçük kampanyaları birleştirip kampanya bazındaki dönüşüm adedini yine belli bir sınır, belli bir noktaya getirmek lazım. Eşleşme türleri, yani hedeflediğiniz aramalar fazla spesifik olursa yine teklif stratejilerinin yapacağı çok bir şey kalmaz. Ve son tavsiye olarak da kampanyalarda hani bu kampanyayı mobile yapalım, bu kampanyayı işte masaüstü için yapalım diye ayırırsanız yine bu kullanıcı bazında cihaz arası geçiş realitesinden dolayı da yine kampanyaların performansı biraz düşük seviyede kalabilir. Son uyarım da bu tarafta bu olsun. Şimdi birkaç slide da alışveriş reklamları ile ilgili söyleyeceğim. Şimdi sistemin nasıl çalıştığını bir kısaca anlatayım. Göz olarak zaten aşinasınız. Google'da bir arama yaptığınızda bu fiyat, görüntü ve satıcı bilgisi, ürün adı içeren reklamlar karşınıza çıkıyor. Tıkladığınız zaman da sitenizde bu ürüne kullanıcı gidiyor. Bu reklamları sadece e-ticaret siteleri, yani e-ticaret yapan perakendeciler kullanabiliyor. Ama büyük küçük herkes kullanabilir. Birkaç temel hani teknik şartı var. İşte SSL ile çalışan bir ödeme altyapısı, ürünlerin problemsiz satın alınabiliyor olması, işte ödeme yöntemleri içeriyor olması, iade koşullarının işte ve sevkiyat koşullarının net belirtilmesi ve işletmenin iletişim bilgilerinin sitede bulunması gibi, hani şöyle bir özetlemiş olayım. Sonra da siteyi doğruladıktan sonra size ait olduğunu Merchant Center'da bir hesap kurarak bu reklamları yapabilirsiniz. Şimdi biraz farklı çalışır ama arama ağı reklamlarından. Arama ağı reklamlarında hangi aramada hangi reklamın çıkacağını siz söylerken burada böyle bir kontrolünüz yoktur. Veri feedinize sistem bakar
ve orada hangi aramalarda hangi ürünün çıkmasının iyi bir fikir olacağını belirler. Dolayısıyla bu veri feedini sizin sağlıklı bir şekilde oluşturmanız ve sağlamanız gerekir. Bunu da Merchant Center'a yüklersiniz. Ücretsizdir yine Merchant Center. Ama bunu açarsınız, Google Ads'e bağlarsınız, veri feedinizi yüklersiniz ve ondan sonra bu reklamları kullanmaya başlarsınız. Şimdi yapay zekanın perakende için daha iyi çalışabildiğini söylemiştim. Onun sebebi aslında bu ürün feedleri ve ürünlerin aslında global olarak tanınır olmasından kaynaklı. Siz normalde herhangi bir reklam veren olarak herhangi bir kampanya açtığınızda sizin datanızla sistem öğrenirken perakende tarafında zaten ürünlerin tekil tanıtıcı kodları olduğu için hem Türkiye'de hem de dünyada sizin satmaya çalıştığınız ürünlerin hangi aramalarda daha iyi satılabildiği, hangi kullanıcı profilinde daha iyi satış yakalayabildiği, hangi durumlarda fiyatın daha önemli bir etken olduğu, hangi durumlarda fiyat dışı etmenlerle de satın alındığı konusunda Google'ın bir fikri vardır. Ve dolayısıyla siz birinci günden bile aslında alışveriş reklamları yaptığınızda belli bir performansı daha hızlı elde etmeye başlayabilirsiniz. Ama yine tabii ki hiçbir sistemde sihirli değnek yok. Mutlaka belirli bir zaman ve belirli bir hacimle ve belirli bir bütçeyle bu öğrenme süreci gerçekleşecektir. Şimdi alışveriş reklamla ilgili diğer bahsetmek istediğim konu da akıllı alışveriş kampanyaları. Google dünyasında birçok terimin başına akıllı, smart terimi geldi. Smart dediğiniz zaman veya akıllı dediğiniz zaman bu hani yapay zekayı daha fazla devreye soktuğunuz ve manuel kontrolünüzün daha azaldığı durumları ifade eder. Alışveriş kampanyaları için de bunu yapabilirsiniz. Ve hemen hemen her durumda da çok iyi performans sağlar. En azından hani diğer alışveriş kampanyaları veya alışverişle beraber kullandığınız ek açmanız gereken kampanyalarla beraber. Bana sorarsanız en büyük avantajlarından biri tek kampanya altında hem arama ağında hem görüntü reklam ağında dinamik yeniden pazarlama mantığında reklam göstermesi ve yine aynı mantıkta Gmail'de ve YouTube'da da ürünlerinizin görünür olabilmesi. Normalde siz bu erişimi elde etmek için eğer akıllı olmayan normal alışveriş kampanyaları kullanıyorsanız gidip bir de yeniden pazarlama kampanyası, bir tane de Gmail kampanyası, bir tane de video kampanyası açmanız gerekebilir. Ve bunların da tabii bütçeleri ayrı olacağı için satışı getirmek için aslında en verimli şekilde paranızı nasıl sistemin kullanabileceğiyle ilgili en iyi, hani en hani optimize durum oluşmayabilir. Dolayısıyla akıllı alışveriş kullandığınızda bütün bu ağı total olarak bir verimlilik sağlamak üzere Google kullanabilir. Şimdi bu konuda yani hem genel olarak bu dönemle ilgili hem bu konuda da bir ama noktam olacak, bir uyarı noktam olacak. Şimdi değişkenliğin yüksek olduğu dönemlerde bu makine öğrenmesinden bekleyebileceğimiz performansta da bir kayma olabiliyor. Yani bunu en çok mesela işte Sevgililer Günü gibi, yılbaşı gibi, bayram gibi, anneler günü gibi veya işte Kasım ayındaki işte Singles Day veya işte Black Friday gibi alışverişin coştuğu ve kısa süreli dönemlerde görebiliyoruz. Şimdi veriden öğrenen sistemler bunlar ve kullanıcı alışkanlıklarının veya davranış patternlarının çok köklü değiştiği anlarda o oluşmuş öğrenme çok işe yaramıyor. Burada hani Interstellar filminde manuel vitese geçiyordu ya bir aşamada. Bazen manuel vitese geçmek gerekebilir. Şimdi bir diğer tabii kendimize sorabileceğimiz durum da tamam bu korona süreci değişti her şey. Ama bu değişiklik de aslında bir öğrenme yaratıyor. Yani bu korona var diye akıllı kampanyaları veya akıllı teklifleri devreden çıkarmayın. Yine kullanmaya devam edin ama bu dönemin davranışıyla beraber yeni bir öğrenme sürecine ihtiyaç olabileceğini gözden kaçırmayın. Naçizane burada vermek istediğim tavsiye bu perakende tarafında. Son olarak da yine perakendede iyi çalışabilen ve satış getirebilen görüntülü reklamcılık ve video reklamcılığındaki birkaç hedefleme yönteminden bahsetmek istiyorum. Malum genelde biz hani Google'daki farklı platformları
öne sürerken alışveriş reklamlarını ve arama ağı reklamlarını daha hani golü atan forvet oyuncusu gibi konumlarız. Video reklamları bilinirlik oluşturmak için daha öncelikli kullanılır. Görüntü reklamlar da tabii yeniden pazarlama özellikle satış getirmede güçlüdür. Ama yine radara sokma veya radarda tutma gibi genelde konumlandırılabiliyor. Ama bazı hedefleme yöntemleri var ki bu görüntülü videoda kullanabildiğimiz gayet güzel satış performansı da getirebiliyor. Şimdi öncelikle şunu haritasını bir çizelim. Biraz önce bahsetmiştik kullanıcı davranışıyla beraber bir hani bizi tanıyor bu sistemler ve özellikle Google tarafında bizim demografik olarak kim olduğumuzdan ziyade amacımızın, niyetimizin, ilgimizin ne olduğu ile ilgili sinyaller daha fazla. Yani belki sosyal medya tarafında nereden mezun olduğumuz veya evli olup olmadığımızla ilgili datalar veriyoruz. Ama neticede burada ya Google tarafında yaptığımız araştırmalarda, izlediğimiz videolarda ki o da işte bir sonra geleni izle şeklinde değil de genelde daha aktif olarak tercihler yaparak davranıyoruz. Veya hangi uygulamaları indirdiğimiz, hangi uygulamada ne kadar zaman geçirdiğimiz, ücretli uygulama veya uygulama içi satın alma yapmadığımıza göre de biz aslında çok güçlü satışa yönelik sinyaller veriyoruz. Şimdi Google bunları bir ilgi gruplaması yani affinity segmentler oluşturmak için kullanıyor. İki in-market segmentler yani satın alma eğilimi olan segmentler oluşturmak için kullanıyor. Bir de bize işte yeniden pazarlama listeleri veya müşteri kitleleri gibi unsurlarla kendi kişiselleştirilmiş hedeflemelerimizi yapma şansı veriyor. Ben burada özellikle satın alma eğiliminden, satın alma niyetinden bahsetmek istiyorum. Bunu sistemde in-market audiences veya pazardaki kitleler başlığı altında görüyorsunuz. Ve burada bir ürünü veya bir hizmeti satın almaya aktif niyet sinyalleri veren kullanıcıları ayıklıyor ve bir sepete topluyor. Burada bir örnek verecek olursak meraklısıyla satın alma niyeti olanı mesela araba resimleri indiren, yarış sonuçlarına bakan, videolarını izleyen bir kullanıcı araba meraklısıdır. Ama arabaların detaylı bir şekilde modellerini inceleyen, işte ikinci el satış veya ilan sitelerine bakan, evden çıkabildiğimiz durumlarda galeriye giden bir kullanıcının satın alma niyeti olduğunu mesela ayrıştırabiliyor. Şey deriz de mesela pazarlıkta biz bakıcı değiliz, alıcıyız abi. Hani alıcıyla bakıcıyı ayırt ediyor diyelim. Ve bunlar tabii aktif tutulan sinyaller. Eğer niyet sona eriyorsa bu vazgeçerek olabilir veya niyetine ererek yani satın almayı yaparak olabilir. Ve artık araştırmadığını görüyorsa da bu kümeden çıkartıyor. Dolayısıyla bu kümeleri kullanmakta görüntülü reklam veya video reklam yaparak satış performansı elde etme fırsatı oluyor. Birçok kategori var. Bunlar ana kategoriler. Bunların ağaç yapısında böyle bayağı detaylarıyla alt kategorileri var. Bir örnek vereyim. Mesela diyelim spor aletleri satıyorsunuz veya spor giyim satıyorsunuz. Normalde belki sadece spor ürünleri kitlesini hedefleyecekken şimdi spor salonlarına da insanların gidemediğini düşünerek mesela bu listede gördüğünüz pazardaki kitleleri hedefleyebilirsiniz. Yani Google kullanıcıların arama, araştırma ve diğer davranışları bazında bunları sepetlemiş, gruplamış oluyor. Bizim de önümüze koyuyor. İstersen bunları hedefleyip reklam gösterebilirsin diye. Bu bayağı iyi ve hani doğru kullanılırsa da performans getirebilen bir açılım. Son olarak ama çok güçlü olarak bir de özel amaç kitlelerinden bahsedeyim. Bu Google'ın bize sunduğu hazır sepetler var dedim. Ama siz kendi özel sepetinizi de oluşturabiliyorsunuz. Özel amaç kitlesi bu demek. Yani mesela siz spor aletleri arayanları hazır kitleden hedeflemek istemiyorsunuz da işte belirli bir kategorideki spor aletlerini arayanları hedeflemek istiyorsunuz. Bir anahtar kelime listesi oluşturuyorsunuz ve Google'a diyorsunuz ki bu kelimeleri, bu terimleri, bu ürünleri arayanları bana listeye topla. Ben bunlara video göstereceğim, ben bunlara banner göstereceğim. Bu da yine tabii arama anı değerli ama arama anı sınırlı ve rekabet de var. Ama o aramayı yapmış kişiler sonuçta bizim hedeflemek isteyeceğimiz kişiler olduğu için genelde özel amaç kitleleri de çok efektif bir şekilde satış getirebiliyor.
Bazen rakipleri arayanları yine özel amaç kitlesiyle hedefleyip onlara video veya banner göstermekte iyi bir fikir olabiliyor. Peki, benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Süreyi biraz aşmışız ama tutturduk gibi. E-mail'da veya LinkedIn'den bağlantılı olabiliriz her zaman. Ve tabii sevgili Ziya'yı da köprü olarak kullanabiliriz diye. Şöyle atayım seni ortaya Ziya. Çok teşekkür ederiz Özgür. Ağzına sağlık. Keyifli bir eğitim oldu. Yani yeni başlayan arkadaşlarımız ya da yeni başlayacak arkadaşlarımız da birçok konuya sayende hakim oldu diye düşünüyorum. Ama aramızda böyle çok usta olan arkadaşlarımız var. Bizi terletecek sorular gelebilir az sonra. Öyle hissediyorum. Birkaç tane buraya yazmışlardı. Şimdi sorulara da geçeceğiz. Bu YouTube'a koyacağımız kısmı dilerseniz ben hemen kapatayım, kaldıralım. Sonra da soru cevaba geçelim. Tekrar çok teşekkür ederiz Özgür. Ağzına sağlık verdiğim bilgilerden ötürü. Valorem Team olarak biz ne yapıyoruz? Kısaca ondan da bahsetmek isterim. Valorem Latince'de değer anlamına geliyor. Kendimize, çevremize ve çevremizdeki kurumlara, işletmelere değer katmaya odaklanmış bir danışmanlık platformu oluşturuyoruz aslında burada. Yapmaya çalıştığımız bu. Ve senin de çok güzel ifade ettiğin gibi müthiş bir dönüşüm yaşıyoruz şu anda. Ticaret tarafında e-ticarete hızlı bir kayış var. Bu pandemi öncesinde %5,5, %6'lardaydı perakendenin e-ticaretin toplam perakende içindeki oranı Türkiye'de. Muhtemelen bu oran birazcık ortalık normalleştiğinde 2 katına çıkabilir. Belki bazı sektörler için daha da yukarılara çıkacaktır ama toplamda 2 katına bile ulaşabilir diye tahmin ediyorum. Zaten benim öngörüm şu, bu pandemi sürecinde dünyada birçok sektör dönüşüyor, değişiyor ama 2 sektör buna öncülük ediyor olacak. Birincisi e-ticaret sektörü, ikincisi de eğitim sektörü müthiş bir dönüşüm ivmesi kazanacak gibi geliyor. Çünkü artık uzaktan eğitimler, uzaktan etkinlikler, bunları artık biz de gördüğünüz gibi inanılmaz içselleştirmiş vaziyetteyiz. Hatta o kadar çok eğitim ve etkinlik, değerli içerik oluşuyor ki hangisine ne zaman katılsam diye takvimlerimizi doldurmaya gayret ediyoruz. Ve bu dijital dönüşümde, bu teknolojik dönüşümde yapmamız gereken önemli bir şey var aslında. Kendimizi, işimizi ve topluluğumuzu buna göre konumlandırmamız gerekiyor. Eğer bunu adapte olamaz, kendimizi doğru konumlayamazsak, ticaret yapıyorsak, bu e-ticaret tarafında ya da farklı bir alanda çalışıyorsak, sektörümüzdeki dönüşüme ayak uyduramazsak, maalesef bu dönüşümden zarar görenler arasında yer alabiliriz. Yani teknolojizede olma durumumuz söz konusu. Ama bunu doğru anlar, doğru okur ve doğru hazırlıkları yapabilirsek, teknolojiden fayda sağlayan o teknoloji zadeler kısmında yer alma durumumuz söz konusu diyoruz. Bu konuyu da yarın akşam 21 Nisan akşamı, Salı akşamı saat 9'da Ahmet Cezmi Gübüt hocamızla masaya yatıracağız. Bu dijital dönüşümde kendimizi, firmamızı, bulunduğumuz topluluğu nasıl konumlandırmalıyız? Hatta burada teknoloji zade olabilmek hangi alternatif yollar var ve biz nasıl teknoloji zade olabiliriz? Emek tabanlı bir gelir modelinden teknoloji tabanlı gelir modeline nasıl geçebileceğimiz de yarın akşam saat 21'de konuşuyor olacağız. Keyifli bir söyleşi olacak. Katılmak isteyen dostlarımız buradaki kare kodu cep telefonlarıyla okutup hemen kayıtlarını gerçekleştirebilirler. Tabii YouTube'dan izliyorlarsa bu toplantı çoktan geçti. Valoremteam.com'da hazırlanıyor. Buradan da detaylı bilgiye ulaşabilir arkadaşlarımız diyoruz. Çok teşekkür ediyorum Özgür. Ağzına sağlık. Ben de birkaç soru not aldım ama öncelikle... Evet, ben de şimdi chatten baktım bu arada. Evet. 2 soruyu hemen bir cevaplayabilirim istersen. Tabii, çok mutlu oluruz. Biri anahtar kelime planlayıcı ile Google Trends'in ne farkı var? Çalışma mantığı ne? Biri diğerinden mi alıyor datayı? Anahtar kelime planlayıcı Keyword Planner Google Ads paneline girdikten sonra erişebildiğiniz bir araç. Yine ücretsiz. Yine işte belirli bir ülkedeki işte anahtar kelimeleri üzerinden bir analiz yapıyorsunuz. Ama ne yapıyor size? Anahtar kelime bazında gerçek hacim de veriyor. Yani aylık arama